edebi akımlar konusunda ekspresyonizmde yani Türkçe karşılığında dışa vurumuzluktayız arkadaşlar. Ekspresyonizm olayların, varlıkların gerçekte olduğu gibi değil de sanatçının iç dünyasına göre anlatılmasını ön plana alan bir sanat akımı olarak karşımıza gelecektir. Ve ekspresyonizm akımı 20. yüzyılın başlarında empresyonizme yani izlenimciye tepki olarak Almanya'da doğmuş bir edebiyat akımı olarak karşımıza gelecektir. Sanayileşmedeki hızlılık çeşitli çarpıklıklara neden olmuş işsizlik bu dönemde yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu sorunlu ortam sanatçıları etkilemiş ve sanatçılar toplumdan yozlaşmış değerlerden uzaklaşarak kendi iç dünyalarına yönelmişler, kendi iç dünyalarına sığmışlar ve kendi iç dünyalarından ortaya koydukları görüşleri de dışa aktarmışlar ve dışa vurumculuk olarak Türkçe'ye çevirdiğimiz ekspresyonizm adını verdiğimiz akımı ortaya çıkartarak karşımıza gelmişlerdir arkadaşlar. Ekspresyonizm yani dışa vurumculukla ilgili bir soruyla karşılaşırsak arkadaşlar sorunun içinde muhakkak dışa vurumculuk kavramının ön plana çıkar söyleyebilmek mümkündür. Şimdi ekspresyonizmle ilgili neler söylemişiz onlara bir bakalım. Ekspresyonizmde sanatçının kişiliği ön plana çıkartılmıştır. Yani sanatçı kendi kişiliğini dışa aktarmış. Dışa vurumculuğu ön plana çıkartmış. Bu yüzden sanatçının kişiliği bu akımda ön plana çıkartılmıştır diyebiliyoruz. Sanatçının iç dünyasını bütün duygularını olduğu gibi en gizli ve en çıplak yönleriyle dışa yansıtması burada temel amaç olarak karşımıza gelmiştir. Yani dışa yansıtma yani dışa vurumculuk burada yine karşımıza çıkartılan temel ögelerden birisidir diyebiliyoruz arkadaşlar. Ve ekspresyonistlere göre sanatçının özü iç gözlem de yeter ve bu iç gözlemi yine dışa aktarmak ekspresyonizm adını verdiğimiz akımda temel kavramlardan birisi olarak karşımıza gelmiştir. Yani ekspresyonizm ile ilgili bir soru karşımıza gelirse bu soruda muhakkak dışa vurumculuk kavramından bahsedilmek mümkündür arkadaşlar. Ekspresyonizm akımının dünya edebiyatındaki önemli temsilcilerine bakarsak Fransız Kafka, T.S. Eliot James Jones gibi sanatçıları görebiliriz. Ekspresyonizm akımı Türkiye'de bir yattığında sanatçıları etkileyen bir akım değildir. Dolayısıyla ekspresyonizm akımından Türkiye'de bir etkilenmiş bir sanatçıdan bahsetmek mümkün değildir arkadaşlar. <laughs>